Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar diliyorum. Söz Bitmeden programında bu akşam Star Gazetesi yazarı Sayın Ahmet Taşgetiren'i ağırlayacağım. Öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sandıktan çıkan sonuç hem siyasi olarak hem sosyolojik hem de ekonomik olarak muhakkak ki değerlendirilecek. Çünkü Türkiye'nin son 13 yılına iz bırakmış bir parti var ve 13 yıldır istikrar var ve 13 yıl sonra da ilk kez gündemimizi önce seçim meydanlarında sonra da sandıktan çıkan sonuç olarak koalisyonu gördük. Ve enteresan bir şeydir. Google'da 7 Haziran gecesi en çok aranan kavramlardan, kelimelerden bir tanesi de koalisyon olmuş. Çok enteresan bir şey. Şimdi farklı farklı sesler yükseliyor. Cumhurbaşkanımız bugün bir konuşma yaptı ve öncelikli olarak hükümet kurulmalı dedi. Koalisyon da deniliyor, erken seçim de deniliyor. Bu Ipsos araştırma şirketi CNN için bir araştırma yaptı ve şu anda seçmen mevcut durumdan memnun değil. Yeniden bir seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Bu matematiksel olarak ne getirir ne götürür bunları bilmiyoruz. Ama önümüzde çok enteresan bir tablo var. Öncelikli olarak hükümet kurulabilecek mi? Çünkü Türkiye'deki partiler Avrupa'daki partiler gibi değil. Çok ideolojik olarak siz de bunu dile getirdiniz. Evet. Bir kere zıtlıklar var. Ama daha da önemlisi 13 yıldır sürekli oylarını artıran bir partinin oy kaybetme sebepleri. Evet. Hangisinden başlayalım? Sizin önceliğiniz hangisi olur? Evet. Önce seçim sonuçları hayırlı olsun. Hayırlar getirsin memleketimize. İnşallah. Bir sıkıntı anı var. Hakikaten 13 yıldan beri biraz da insanımız tek parti iktidarının yani süre gittiği böyle şeyine alıştı iklimine. Tabii sürpriz oluyor. Bu şu demek, 13 yıldır koalisyon yok. Onun için insanlar Google'da koalisyon nasıl bir şey ki gibi bir sorgulamaya. Herhalde çok cici bir şey zannediliyordu. Oysa ki hani özellikle AK Partili siyasetçiler, evet, ekonomi doğru bilmek gerekiyordu ama koalisyonlu zamanlarını. Şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz. Yani yeni seçmen 1997'de işte bu yana doğmuş olan seçmenler ilk defa. Yani genelde AK Parti döneminde hani rüşt çağını yaşadılar. Bunlar koalisyon falan nedir bilmiyorlar. Onun için hep ben yazdım mesela koalisyon nasıl bir şeydir, bitli yorgan falan diye bizim o ilk deneyimler öyle yorumlanırdı. Tabii yani her parti evet masaya yatırıyordur şu anda alınan neticenin artılarını, eksilerini, nereden geldi, neden gittiğinin sebeplerini araştırıyordur. Yani partilerin iki parti oylarını artırmış gözüküyor. Birisi HDP, birisi MHP. Yani ilginç tabii bunlar oylarını artırırken biraz da AK Parti'nin azalmasıyla paralel oy artışı. Orada bir paradoks da var. Yani AK Parti mesela çözüm süreci sebebiyle bir yandan MHP'ye oy kaybediyor, bir yandan HDP'ye oy kaybediyor. Bunların sebepleri üzerinde durulabilir. Mesela AK Parti'nin oy kaybının önemli bir kısmı Kürt seçmenden geliyor. Kürt seçmen neden HDP'ye kaydı? Bunda HDP'nin barajı aşma olgusunun ne kadar etkisi var? Bir, iki, Doğu, Güneydoğu'da bu oy güvenliği sorununun ne kadar etkisi var? 2-3 seçimin bir gün öncesine rastlayan Diyarbakır HDP mitingindeki patlamanın ne kadar etkisi var? 4 bunların hepsinin bana göre etkisi var. Yani bu saydığım maddelerin hepsinin etkisi var. Evet, bölgede mesela ciddi bir oy güvenliği sorunu bulunuyor. Ama bu hep vardı. Yani, yeni değil. Hatta şimdi birazcık daha böyle yani seçmen daha rahatlamış. Sanmıyorum. Değil seçmen 2 milyon oy şöyle gider mi? Söyleniyordu. Yani ben yani hepsi değil tabii. Başka sebepleri de var bunun. Yani AK Parti'nin bölgede çalışan
şeyleri, adayları falan. Mesela Burhan Kayatürk, siz de görüşmüşsünüzdür kendisiyle. Evet. Yani önceki seçimlerin iki misli baskı söz konusu şu anda bölgede diyordu. Bunun da şöyle bir sebebi var. Yani silahlı yapı neredeyse dağda silahlı yapı kalmadı. Tamamı bölgeye indi ve seçim çalışması yapıyor. Köylerde vesaire. Çünkü onlara güvenlik kuvvetleri hiçbir biçimde müdahale etmiyorlar. Bir süreden beri olan hadise bu. Bunun oluşturduğu bir iklim. Mesela o patlamanın etkisi var. Bunu Salim Ensarioğlu Orhan Miroğlu'yla bir telefon görüşmesi yapıyor. Diyor ki Orhan Bey, yani seçimi kaybettik burada diyor. Yani %32'lerden %14'lere düştü AK Parti'nin oyu. O bir gecelik hadise deniyor. Öbürü HDP'nin barajı aşması da bir motivasyon haline geldi. Bunun da Kürt seçmeni, özellikle kimlik duyarlılığı sebebiyle etkilemesi söz konusu. Bir diğer şey de şu, gene barajı aşmakla bağlantılı benim bölgeden aldığım haberler, baraj aşılamadığı takdirde bölgede çok daha büyük baskılarla karşı karşıya kalınacağı böyle kampanyası yürütüldü bölgede. Onun için bazı şehirlerde AK Parti yöneticilerinin bile yani HDP'nin barajı aşmasını istediği gibi bilgiler ulaştı bana. Bunların hepsi etkili. Tabii başka sebepler de var. Peki, AK Parti'nin hiç mi suçu yok? İşte AK Parti'nin... Mesela adayları çok tartışıldı ki. Adayları çok tartışıldı. Her yerde adayları. Ben Anadolu'da işte konferanslar vesaire ile giden bir insanım. O arada işte siyaset nabzını soran eden bir insanım. Gittiğim hemen her yerde aday şikayetleri vardı. Bir başka husus, teşkilatın çalışmadığı tespiti, o oldu. Yani teşkilat işte temayül yoklaması yapıldı. Ancak temayül yoklamasında ortaya çıkan isimler genelde aday gösterilmedi gibi. Bunlar tartışılabilir şeyler. Yani hani gösterilmeyen hep bir muhalefet de ediyor ki AK Parti biliyorsunuz 6500 civarında adayı söz konusuydu. Bunların 550'si sıraya girdi. Onun da işte bilmem şu kadarı seçilebilir yerde. Seçilemeyen yerde olan bile muhalefete geçiyor gibi böyle bir siyasi ahlak sorunu da var maalesef. Başka şeyler de var. Siz Cumhurbaşkanı'nın meydana inmesi... Yani onun ben... yani tabii AK Parti seçmeni, AK Parti'ye oy veren ve vermesi muhtemel seçmen monoblok bir yapı oluşturmuyor. Yani mesela tümünü muhafazakar diye nitelemek mümkün değil. Tümü işte şu hassasiyetlerdedir demek mümkün değil. Yani farklı ilişkiler sebebiyle de insanlar 13 yıldan beri AK Parti'yi hep başarıya götürüyor. Ama ben toplumun bir kesiminde Tayyip Bey'in meydanlara inmesinin, yani AK Parti kampanyasına katılıyor görünümünün o ortadan kesimlerde, yani tarafsızlık vesaire kaygılarıyla, düşünceleriyle oy vermekten kaçındıklarını düşünüyorum. Bir kesimde diyor ki, evet. Aslında bunun AK Parti'nin... yanında bir şey daha söyleyeyim ki sorunuzun, yani o şeyde o vardır, o evet. Paragrafta o vardır. Şöyle bir şey, bir kesimde iyi ki Tayyip Bey meydanlara indi, bu konsolidasyon sağladı, bir oy tahkimi sağladı. Bu da doğru, yani AK Parti tabanında bir kesimin Tayyip Bey'in bütün duruşlarından heyecan duyduğunu söylemek mümkün. Ama dediğim gibi o yüzde kaç oy alıyor AK Parti? %45-50 oy alıyor. Bu %50 oyu ayrıştırdığınızda ne kadarı şuraya düşer, ne kadarı buraya düşer? Biz neyi söylediğimizde bütün bu insanları kapsayan bir dil üretmiş oluruz? Böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum ve orada
yani bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela orada bir de ideolojik kampanya ifadesi var. Şimdi onu benim mesela yazmış olmam ilginçtir. Ya ben AK Parti'nin yani durduğu yeri, onun ideolojik muhtevasını çok önemseyen bir insanım. Ama bir merkez partisiyseniz, bir daha geniş kitlelerden oy alma durumundaysanız, yani ideolojik duruşunuzun onların dünyasına da ulaşması gerekiyor. Yani o siyasetin içinde onları kavramanız gerekiyor. Bu bütününü kavrayan bir dil yerine hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Başbakan'ın dilinin daha ideolojik muhtevalı olduğunu ve AK Parti'nin hani o daha muhafazakar tabanının dünyasını, yüreğini yakaladığını düşünüyorum. Peki şu mümkün müydü Ahmet Bey? Ben de mesela şöyle düşünüyorum. AK Parti 2002'den bu yana ki Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor. 13 yıldır iktidarda ve her seçimlerden muazzam bir oy artışıyla iktidarı aldı sandıklardan. Evet. Şöyle bir şey, hani hep Türkiye'de özellikle 2012 Gezi olaylarından sonra şu %50 var ya, %50'm var, %50 istemiyor. Burada şu mümkün olabilir miydi? Evet, %50'nin oyunu almayabilirsiniz. Evet. Ama %50'yi bu kadar nefret eder hale getirmeyebilirdiniz de. Ben bunu yazdım Elif Hanım. Yani ben böyle bir kaygının hem Sayın Cumhurbaşkanı'nda hem AK Parti kadrolarında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani AK Parti bunu hak eden bir parti. Yani hizmetleriyle, Türkiye'ye katkılarıyla toplumun %50'den fazlasının beğenisini, yani illa ideolojik bir duruşla AK Parti'nin dışlanması gerekmiyor idi. En azından şunu söyleyebilen bir toplum kesimi oluşturmak. Yani ben bunlara fikri anlamda karşıyım ama Güzel de işler yapıyorlar ve şu ana kadar yapılmayan işler yaptılar. Ya Marmara'ya bindim, oh dedim. Yani Iğdır'a uçakla gittim, oh dedim. Yüksekova'ya uçakla gittim, oh dedim. Yani ben Hakkari'den İstanbul'daki göz hastanesinde randevu aldım. Saatinde geldim, çocuğumun gözünü tedavi ettirdim, gittim. Ya bunlar Türkiye'de olan şeyler ve Türkiye'de her insanın, şimdi engelli bir vatandaş yani, her insanın yüreğini yakalayabilecek şeyler. Mesela gençlik konusu, yani yeni oy veren bir genç kitle AK Parti'nin önüne bu tabloyu alması gerekiyordu. Sanıyorum MAK'ın bir araştırmasıydı. Yani yeni oy verecek olan gençlerde AK Parti'nin oy oranı %24 gözüküyor. Çok düşük. CHP'nin oy oranı %25. MHP'nin, HDP'nin oy oranları %18'er gözüküyor. AK Parti'nin genel oyunun yarısı aşağı yukarı. Değil mi? Evet. O zaman oturup, yani şimdi Ahmet Davutoğlu mesela, yani gençliğin içinden gelmiş bir insan. Yani Boğaziçi'nde okumuş, İstanbul Lisesi'nde okumuş, Bilim Sanat Vakfı'nda bulunmuş bir bilim adamı. Yani o kadar çok söyleyeceği şey var ki. Herkese Erdoğan da böyle. Yani Tayyip Erdoğan bir başka dinliyor. Gençlik idolü gibi yani. Evet. Böyle bir insan yani. Bunlarla böyle meydanlarda değil de. Düşünüyorum bunu. Yani şimdi gene oturup yani AK Parti'nin bunları konuşması gerekiyor. Yani bu gençlikle çok daha yatay ilişki, böyle birebir ilişki, abi kardeş ilişkisi. Ya ben sizin geleceğinizi düşünüyorum. Yani bütün çabam, bütün derdim bu memleketin genç nüfusunun bilmem 2023'te farklı bir Türkiye'yi omuzlayacak hale gelmesi. Ya ben bundan heyecan duyuyorum doğrusu. Ben de gençlere konuşan bir insanım. Ve benim konuşmamın başlığı eğitim ve Türkiye'nin geleceğini inşa. Şimdi Davutoğlu'nun yaptığı da bu, Tayyip Erdoğan'ın yaptığı da bu. Ben bu heyecanın o yeni genç kitleyle buluşmadığını, aksine o genç kitlenin gezici vesaire gibi boş, gerçekten boş, havai şeylerin peşine sürüklenir duruma düşürüldüğünü düşünüyorum.
yeniden oturup konuşmak lazım. Bir ötekileştirme yaşanıyor. Yani olmaması, farklı, bu tabii bir kampanya yürüdü. Bir kampanya yürüdü. Yani gençliği, toplumun geniş kesimlerini Tayyip Erdoğan'dan koparmak için, hakikaten Tayyip Erdoğan bir lider olarak toplumsal karşılığı çok diri bir insan. Ama bu uluslararası boyutu da olan bir kampanya doğrusu. Bu hem Davutoğlu'na karşı zaten birleştirildi bunlar. AK Parti'nin geneldeki bu coğrafyada Türkiye'ye farklı bir misyon oluşturma çabaları küresel bir takım odakların boy hedefi haline geldi. Yani onların içinden böyle bir siyasi mücadele yürüdü. Onları da hesap etmek lazım. Yani hakikaten farklı bir donanımla bu seçimlere girmek gerekiyor. Ama sadece uluslararası işte o karanlık ya da kirli ellerin, yani artık evet, her nasıl tanımlayacaksak, sadece işin o kısmı değil, çünkü tek tarafı o değil. İşin bir de gerçekten AK Parti'nin düşünmesi gereken, ne oldu da hani bu siyaset dili bu hale geldi, bu kadar gerilimli, bu toplum bu kadar gerildi. Bunları da herhalde yani, birazcık düşünmesi gerekiyor. Her halükarda içeriği dışarıyı seçime giriyorsunuz. Bu büyük bir mücadele. Hı-hı. Yani AK Parti, Tayyip Bey, Ahmet Davutoğlu kendi misyonları, hı-hı, AK Parti'ye yükledikleri misyon açısından baktıklarında böyle bir büyük mücadelenin kendilerinin omuzlarında olacağını bilmeleri lazım. Evet. Yani ayağına basıyorsunuz. Dünya beşten büyük diyorsunuz. Bu büyük bir mücadele. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ne çıkıyor? İlk tepki Şimon Peres'den geliyor. Mavi Marmara'yla, değil mi? Evet. Kürt siyasetini birleştiren, Mavi Marmara gemisini Kürt partisine karaya oturtan İsrail'de karikatürler çıkıyor. Bunlar boşuna değil. Boşuna değil. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi kıyan bir takım şeyler çıkıyor. New York Times'in, The Guardian'ın, The Economist'in bir takım yayınları çıkıyor. Şimdi böyle bir mücadeleye de hazır olmak gerekiyor. Medyanızın buna hazır olması lazım. Partinizin merkezdeki propaganda birimlerinin buna hazır olması, bunu görmesi vesaire ve sizin gücünüz halktır. Halkla asla aranıza, evet, hiç kimseyi sokmamak gerekiyor. Yani o nabzı iyi tutmak lazımdı. İşte bu oy düşmesi orada bir sorun olduğunun göstergesi. Medya dediniz. Medya da önemli unsurlardan, elbette, birisi. Çünkü toplum üzerinde önemli kuvvet, güç diyelim, etki alanlarından bir tanesi. Ama burada tabii etki ve hani yapılan haberlerin toplum üzerindeki etkisinin nasıl olacağını da düşünmek lazım. Yani dil çok önemli. Dil çok önemli. Evet, bir soğuk savaş ya da yazılı savaş yürütüyor olabilirsiniz. Ama burada daha önce eski Türkiye'de bizim belki de tartıştığımız ya da istemediğimiz, kötü gördüğümüz, reddettiğimiz o pespaye dilin, işte, evet, parmak sallayan, halktan kopan, karalama unsurlarının, hani nasıl olsa bir savaştayız ve her şey meşrudur gibi bir şeyi kullanmadan bunun yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz paralel yapının yatay ilişkiler içinde sürdürdüğü yolsuzluk temasına bir ölçüde etkili oldu demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız? Yani şimdi tabii Türkiye'de 4 parti daha, hadi biraz, hı-hı, daha Milli İttifakı da sayalım. 5, evet, parti, bir yığın parti var da. Evet. Yani böyle bir mücadele var. Bir tek hedefte AK Parti var, Tayyip Erdoğan var, Ahmet Davutoğlu var. Yani hemen herkes onlara vuruyor. Yani parti olarak hemen, evet, herkes. Ama bir parti, adı parti olmayan ama bütün bu partilerden daha yaman bir şekilde Tayyip Erdoğan düşmanlığını yürüten bir yapı var. Evet. İşte onun adı paralel yapı. Paralel yapının ben medyası, ki yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin medyası var mı diye sorsak, yani böyle organik bağ içinde fazla bir şey sayamayabiliriz. MHP'nin, HDP'nin vesaire var da, yani onların da arkalarında duran, ama paralel yapının
televizyonları var. Yerli ve uluslararası. İçeride ve dışarıda. Evet. Gazeteleri var. Sosyal medyası var. İnternet siteleri var. Ve insan unsuru var. Evet. O insan unsurunun o yatay ilişkiler dediğim şey o. Şimdi Kılıçdaroğlu konuşur. Yani seçmen psikolojisi açısından baktığımızda onu içselleştirmek çok zaman alır. Yani bir liderin konuşmasını içselleştirmek ama diyelim komşunun söylediği şey, ne bileyim bir markette karşılaştığınız birisinin söylediği bir şey, iş arkadaşınızın söylediği bir şey. Bu yatay ilişkiler dediğim hadise bu. Paralel dünya bu yatay propagandayı sürdürdü. Sürdürdü. Çok yoğun nefret psikolojisi yaydı Tayyip Erdoğan'a özellikle karşı. Yolsuzluk temasını çok yoğun olarak işlediler. İşte zaten uzunca süredir biliyorsunuz Firavundur, Yezid'dir, yok bilmem nedir temasını sürdürüyorlar. Bunların bütünüyle etkisiz olduğunu söylemek mümkün değil. Peki, evet. 30 Mart yerel seçimlerinde evet. etkili olmadı. Orada halk sahip çıktı. Evet. 10 Ağustos seçim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Cumhurbaşkanı'nın arkasında durdu. O zaman başka bir paradoks, başka bir şey var. Yani iki seçimde de seçmen, yani Türkiye bu argümanlarla ve bu algıyla bu seçimlere girdi. Halk orada bunları dışlayıp yani bu söylemlerde AK Parti'nin ve Erdoğan'ın arkasında dururken neden şimdi bu etkili olmuş olabilir? Ya bütünüyle o etkiden söz etmiyorum. Yani tek etken bu değil. Demin de birçok şey saydık. Şu yani, olabilir mi? Yani AK Parti'nin oy kaybında yani bir birikim, yekun çizgisini çektiğinizde alta biriken şey %9 oy kaybı. Ama oraya geliş de mesela paralel yapının payı nedir? Doğu, Güneydoğu'daki şeylerin payı nedir? İç Anadolu'da mesela çözüm sürecinde ben AK Parti'nin özellikle bu Doğu Güneydoğu'daki iklimde yeterli güvenlik tedbirlerini alamadığını düşünüyorum. Yani ben Akil İnsanlar Heyeti olarak İç Anadolu'da çalışmış bir insanım. Toplumun kaygılarını bilen bir insanım. Şimdi Doğu Güneydoğu'da diyelim ki Cizre'de yol kesen, hendek kazan, ne bileyim heykel diken, vergi tarh eden hala bunlar oluyor. Yani orada çözüm sürecinde bir inisiyatif kaybı mı diyelim, bir şey oldu. Peki bakın, burada... Bunun MHP'ye oy kaybınız oldu, HDP'ye oy kaybınız burada oldu. Burada peki özellikle dindar Kürt seçmenini kaybettiği gözüküyor AK Parti'nin. Yani o, peki Kobani'den bu yana... İşte hani onların da etkisi var. Söylen. Yani Kürt kimliği noktasında bir duyarlılık. Orada Kobani konusunda AK Parti iktidarının işte IŞİD'e yardım ettiği temaları, o uluslararası bir kampanya. Bakın o tırlarla birlikte, tırlara yönelik operasyonla birlikte yürüyen bir kampanya. Onun içinde uluslararası güç odakları var. Türkiye'yi illa IŞİD'le bağlantılamak isteyen ve ona yardım eden iç güçler var. CHP'nin rolü, ondan sonra HDP'nin rolü ve paralel yapının rolü. Ya düşünün, devletin jandarması o işte Türkiye'ye karşı kumpasta rol alıyor. Devletin savcısı rol alıyor. Çok zor bir sürecin içinden geçti AK Parti. Evet. Hakikaten şimdi Kobani'de bakın bugün kaç bin kişi sınırda bekliyor değil mi? Evet. Yani sınırdan alsak mı almasak mı? İse içeride zaten 2,5 milyon Suriyeli var. Alsak mı almasak mı? Dünyanın kılı kıpırdamıyor. Türkiye'yi neredeyse Suriye konusuyla çökertmek istiyorlar. Bakın sınırda oy kaybetti AK Parti. Gaziantep'te, Urfa'da, Urfa AK Parti'nin oy kalesi. Geçen dönem 10 sanıyorum 10'a 1'dir. Yani 10 milletvekilini AK Parti çıkardı Urfa'da. Şimdi düştü 5 tane mi nedir şu anda milletvekili? Urfa'da oy kaybediyorsunuz. Niye? Çünkü Urfa'da
Yerliden çok Suriyeli var. Kilis'te yerliden çok Suriyeli var. Antep'te hakeza bunun ortaya çıkardığı bir takım sosyal tepkiler var. Yani o kadar çırpındı ki Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu, ya bu ensar kavramını toplum gündemine sokmak suretiyle gene büyük tahammül. Gerçekten yani bizim toplumumuzun o yüreği o kadar geniş ki, ya 2,5 milyon mülteciyi barındırıyorsunuz. Evet. Bu büyük bir yürektir. Ama bedeli de oluyor. Ve bunun bedelini işte Kürt kardeşlerimiz, yani Kobani'de yanlış yaptı Türkiye gibi. Uludere bir dramdır. O ayrı bir şey hakikaten. Yani orada HDP'nin... Kürt sorunu yoktur. Söylemine siz nasıl baktınız peki? Ben onu yadırgamadım bakın. Yani ben onu yadırgamadım. Onu kötü kullanıyor şey bence. Yani ama onu tamam yani... Bölgedeki halk da hani en büyük kırgınlık sebeplerinden birisi bu gibi. Ya ben o söze mesela muhafazakar Kürtlerin kırıldığını sanmıyorum onu. Ama MHP'nin istismar ettiği bir alan olduğu muhakkak. Ama muhafazakar Kürtlerin ona kırıldığını sanmıyorum. Ama mesela Ağrı'da gösterdiğiniz adaylara kırılmıştır. Ama bu 2 milyon seçmeni alır taşır mı? Yani burada sosyolojik olarak bir kopuş var sanki yani, bölgede. Ben acaba bunlar gitti mi, gelmez mi? Mesela bu soru sorulabilir. Ben o kanaatte değilim. Geri gelir mi? Ben geri geleceğini düşünüyorum. Yani çünkü o muhafazakar Kürt seçmeni HDP'nin temsil etmesi mümkün değil. Daha HDP'nin şu anda meclise kimleri taşıdığını Kürt seçmen gerçekten bilmiyor. Ya bir parlamento şeyi gözüksün. Hep Selahattin Demirtaş'ın o cicili bicili sözleriyle bir HDP profili var ortada. O başka yerleri de büyüleyen bir profil. Ama o Muş'ta hani yeni seçilen kadın milletvekili, adını şimdi hatırlamıyorum, defolup gideceksiniz bu vatandan. Bu vatan hangi vatan? Yani bu vatan hangi vatan? Ya bakın bunlar ortaya çıkacak. Yeni HDP yüzü. Yani dilerim uyum sağlarlar. Ama Türkiye eninde sonunda oradaki silahlı yapıyı görüşmek zorunda. O silahlı yapı orada duramaz. Yani bu da arkasında silahlı bir yapı olsun. Bir yerde bir arkadaş dedi. Ya AK Parti'nin bıçağı bile yok. CHP'nin bıçağı bile yok, MHP'nin bıçağı bile yok ama şeyin ardında bilmem binlerce silahlı adam var HDP'nin arkasında. Böyle bir normal siyaset olur mu? Şimdi Selahattin Demirtaş demiş o işe şey karar verecek, Öcalan karar verecek. Senin bir görüşün yok mu Allah aşkına? O emanet oylar sözü de aslında benim takdir ettiğim bir söylendi. Emanet oy. Çünkü vatandaşın oyu hiç kimsenin, hiçbir partinin, hiçbir siyasetçinin tek elinde değildir. Bütün oylar emanettir. Ama sonra Kandil'den gelen o Murat Karasu'nun açıklamasından sonra hemen Kandil'in dilini kullanmaya başladı. Aslında emanet oyumuz filan yoktur gibi bir söylem. Bu şeyler çok olacak. Evet. Tornistanlar onu yazdım. Peki, biliyorsun emanet oy konusunu. Şimdi işte yeni HDP'nin yüzü kendisine verilen emanet oylar açısından değerlendirilecek. Peki, Ahmet Bey, kısa bir reklam arasına gideceğiz ama bu konuyu kapatalım diye son bir soru sor. Emanet oylar dediniz. Hani bu oylar gitti ve geri gelmez mi sorusuna. Ipsos'un da yaptığı, CNN Türk için yapmış olduğu bir araştırma vardı. Mevcut tablodan seçmen pişman gibi. Yani 8 Haziran'da sanıyorum bir şey yapıyor. Şu an seçim olsa durum ne olur? Kime oy verirsiniz? AK Parti'nin oyu %45 çıkıyor. Evet. Tek başına iktidar kurabiliyor. MHP'nin HDP'nin oyu düşüyor mesela. Evet. CHP'nin oyu düşüyor. HDP barajı aşamıyor. Aşıyor. Aşıyor. Yine aşıyor. %12 falan çıkıyor sanıyorum. Aşıyor da şimdi AK Parti neredeyse 4 puanı geri alıyor. Yani şu anda bile ortaya çıkan, yani şu söyleniyor yoğun olarak Elif Hanım.
Yani tamam, AK Parti'ye bir uyarı yapmak lazımdı ama kulak kantarı, lazım. Kulak koptu, kulağını çekmek lazımdı ama kulak koptu biraz falan diye. Yani bu. Peki sizce erken seçim mi, koalisyon mu olur? Türkiye'yi nasıl bir tablo bekliyor, ne öngörüyorsunuz bu durumda? Şimdi mesela AK Parti'nin burada bu araştırmalara bakıp, çünkü hani belli şikayetler de, pişmanlıklar falan, hani o sesler de yükselmeye başladı. Ya erken seçime mi gidelim der, kazandırır yani mı AK yoksa? AK Parti'nin veya hiçbir partinin ilk sözünün erken seçim olacağı kanaatinde değilim. Yani mevcut tablo içerisinden bir hükümet arayışı çalışması yapılacak, bu kesin. Bunu AK Parti en çok buna itina edecek. Yani şöyle bir görüntü vermeyecek. Olmadığını belki de gösterir. Şöyle bir görüntü vermeyecek. Yani biz bu sonuca kızdık. Siz bizi cezalandırdınız. Kızdık. Alın bakalım, hükümet de kurmuyoruz. Ondan sonra falan. Bu küskünlük rolü veya görünüşü içine asla girmeyecek. Kaldı ki yani AK Parti açısından bence hükümet olabilmek itibariyle diğer bütün partilerden uygun bir zemin var. Yani evet, tek parti hükümeti olmayacak ama yani diğer üç partiden çok daha uygun bir zemin olduğunu düşünüyorum. Ve ben tabii belki her koalisyonun sonunda da erken seçim gündemi hep vardır. O da var. O bile görüşülerek, yani diyelim ki bir partiyle ya bir tarihte, bir takvimde erken seçimi dikkate alarak bir koalisyon kuralım şeyi yapılabilir gibi düşünüyorum. Peki kısa bir reklam aramız olacak Ahmet Bey, müsaadeniz olursa. Daha sonra siz de bugünkü yazınız, güzel bir yazı. Ben müsaadeniz olursa, salt bir polemik değil ama tartışılan, madem ki gündeme geldiyse, bugünkü yazınız üzerinden gitmek istiyorum. Abdullah Gül isteyen sesler yükseldi mi? AK Parti içerisinde başka bir şeyler mi oluyor? Birazcık da bunu tartışalım. Tamam. Biraz koalisyonu konuşuruz gene. Tabii ki. Evet, söz bitmeden devam ediyoruz. Star Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'i ağırlıyorum. Koalisyonla kapattık reklamlara giderken ama erken seçim ihtimalinden ziyade önce bir tablonun toplum tarafından da görülmesi lazım. Daha sonra, yani o kadar seçime gidiyoruz demek değil. Bunun Türkiye'ye ciddi de bir maliyeti var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu koalisyon nasıl olacak? Evet. Yani şöyle bir şey, mesela üç parti olsaydı, üç parti, AK Parti olmasaydı, üç parti olsaydı neredeyse bu koalisyon imkansız hale gelebilirdi. Yani yani üç partinin, çünkü birlikte oyları ancak işte hükümet olmaya yetiyor. Ama Devlet Bahçeli seçim gecesi daha ilk geceden dedi ki, İşte onu demek istiyor. Hayır, mesela dedi. Ben HDP ile diyor, bir kere HDP ile MHP'nin asla bir araya gelmesi söz konusu değil. Yani hatta HDP dışarıdan destekleriz dediği hükümette bile MHP yer almak istemiyor. Böyle bir red söz konusu. Koray Çalışkan'ın attığı sanırım bir tweet var. O da MHP ile HDP arasında tabanda çok büyük bir farklılık yok gibi bir şey. O yanlış bir şey. Yani o saçma bir şey. Yani gerçekten o saçma. Ciddi bir fark var HDP ile MHP arasında. Onun için bir araya gelir mi? Yani ben o öyle bir koalisyon ihtimalini sıfır görüyorum. Peki yani, CHP ile MHP bir araya gelir mi? Şimdi CHP ile MHP'nin bir araya gelmesi güven oyu almaya yetmiyor. Yani hangi formül olursa onun güven oyu alabilecek bir sayıya ulaşması lazım. O da 276'dır. Çok riskli bir rakam ayrı. Bir de koalisyonun her hali problemlidir. Yani bizim işte böyle geçmişte koalisyon dönemlerini hatırlarsanız, onun tanımlaması bitli yorgandır.
Yani bütün koalisyon partileri, onu da yazdım seçimler öncesinde. Her partinin bir hesabı vardır. Bakanlık hesabı vardır. Ondan sonra daha sonraki seçim hesabı vardır. Ve onlar sürekli birbirini yerler, didiklerler. Hele azınlık hükümeti, dışarıdan desteklenen azınlık hükümeti de dışarıdan destekleyenin bir tür rehin tuttuğu yapıyı ortaya çıkarır. Yani bir gen soru önergesi verilir bakanınız hakkında. Mesela sizi dışarıdan destekleyenin damarına dokunur, oy vermez. Bakanınız düşer. Bunlar hep yaşandı Türkiye'de. Benim gördüğüm iki şimdi ihtimal. AK Partisiz koalisyon mümkün gözükmüyor bana göre. Ama şimdi AK Parti'nin çok ciddi de bir önünde sorunu var. Aslında hani AK Parti'nin değil, Türkiye'nin bir önemli sorunu var. Bugüne kadar pek çok adımlar atıldı, reformlar yapıldı. Fiili olarak Türkiye'de gerek hani özgürlükler, demokrasi, işte çözüm süreci hepsinde fiili olarak düzelmeler oldu. Bir tek bir şeye ihtiyacımız vardı, kurumsallaşması. Yani yeni bir anayasaya ihtiyacımız evet. var. Sistem tıkanıklığı sorunumuz var. Burada da şimdi mesela CHP ile çözüm sürecini nasıl yürütecek? Şimdi tabii yani yeni anayasayı nasıl ilk yapacak soru, çünkü? İlk soru yani AK Partisiz bir kere koalisyon olmayacağı açık, onu söyleyelim. Ha, ondan sonra AK Parti kimle koalisyon yapar? Daha rasyonel olanı kiminle koalisyon yapmasıdır. Şimdi bir kesim büyük koalisyon olsun. Yani AK Parti ile CHP koalisyonu olsun. Bu genelde büyük iş çevrelerinin şeyidir. Yani bunun içinden işte köklü adımlar atılır falan gibi. Ama bence bir önemli problem orada. Yani yeni CHP'nin, şu anda parlamentoya gelen CHP'nin nasıl bir CHP olacağını görmek gerekiyor. Ya ben bunun henüz demin HDP için söylediğim şeyin, HDP de yani 30 milletvekiliydi. Sağdan say, soldan say biliniyordu kimlik. Şimdi yeni HDP'nin nasıl bir yapı arz ettiğini bilmiyoruz. Muş milletvekili ilginç bir tiptir. Yani başka böyle tipler çıkacak, onu tahmin edebiliyorum. Şimdi CHP, bakın mesela Türkiye bir anayasa uzlaşma komisyonu deneyimi yaşadı. Nasıl bir CHP vardı orada? Yani 3 üyesi vardı. 3'ü ayrı partinin temsilcisiymiş gibi çalıştı. Bunu gayet iyi biliyoruz. Süheyl Batum, Atilla Kart vesaire 3 ayrı partinin temsilcisiymiş gibi. Acaba şimdiki parlamentoda Sezgin Tanrıkulu'yla bilmem falanca nasıl bir temsil ortaya koyacaklar? Yani yeni CHP'nin, ben mesela AK Parti'nin CHP'ye bir koalisyon ortaklığı teklifi götürürken CHP'nin böyle bir röntgenini görmek isteyeceğini tahmin ediyorum. Peki yani, şöyle bir şey olmaz mı Ahmet abi? Şunu merak ediyorum. Ya Türkiye uzunca zamandır çok gerildi. Evet. Hani toplumsal uzlaşma. Evet. Hani birazcık gerçekten normalleşmek de gerekiyor. Biraz hani CHP ve AK Parti koalisyonu. Evet. Biraz işte o CHP'nin layık Kemalist kısmı törpülenir böyle bir koalisyonda. Biraz AK Parti birazcık daha söylemlerinde birazcık daha hani o gerilimi düşürür. Siyasetçiler arasında bir şimdi bakın bir takım şeyler bir uzlaşma var. Olursa toplumsal Hanım, uzlaşma çok romantiktir. Bir takım şeyler var. Bakın hakikaten bugün böyle siyaset duayenlerinden birisiyle konuştum. Onun söylediği, Türkiye'deki şu son seçimin ortaya koyduğu tabloya bakmak lazım diyor. Mesela bir yandan MHP'nin yükselişi, bir yandan HDP'nin yükselişi. Bu iki partinin ana birbirine benzer özelliği nedir? İkisinin de etnik vurgu etrafında siyaset yapıyor olmasıdır ve birbirine karşı güçlenmiş olmasıdır. Şimdi AK Parti ile CHP'nin yapacağı bir koalisyonda bu iki parti muhalefet partisi olmuş olacak. Yani bunun ikisinin de yükseldiğini düşünün. Şimdi Avrupa'da da dikkat ederseniz daha ırkçı partiler öne çıkıyor, yükseliyor. Yani bunun Türkiye'de de yükselmiş olması yani gerçekten büyük risk. Bakın Türkiye AK Parti'nin bu son seçimde Kürtler açısından oy kaybına uğramasının ne kadar büyük bir bedeli olacağını henüz görmedi.
Yani Türkiye'nin aslında AK Parti'nin Kürtlerde hatta bir etnik Kürt siyasetinden daha çok oy alıyor olması Türkiye açısından son derece büyük bir hadiseydi. O Türkiyelilik diyoruz ya, evet. O kaynaşma açısından son derece büyük hadiseydi. Şimdi HDP'nin şu anda hala etnik siyaset boyutu derindir, öne çıkıyor. O emanet oyların ne kadar HDP siyasetini etkileyeceğini bilmiyoruz. Onun için yani AK Parti CHP buluştu, öbür tarafta da iki etnik siyaset yapan parti yükseldi. Ya bu çok sağlıklı bir Türkiye manzarası ortaya çıkarmaz. Onun yerine ben şahsen AK Parti ile MHP'nin buluşmasının tabanlar açısından da daha olabilir, daha feasible olduğunu düşünüyorum. Burada tabii önemli bir konu, çözüm sürecinde iki partinin birbiriyle çok farklı yerlerde duruyor gözükmeleridir. Evet, yani, çözüm süreci askıya alınır. Yani şimdi acaba askıya mı alınır? Yarın farklı bir yazı yazdım, bu konuyu tahlil ettim. Bence burada AK Parti ile MHP böyle akil insanları, bu iki partinin akil insanları oturup çözüm sürecini yeniden değerlendirebilirler. Nasıl? Şimdi şu anda AK Parti'nin bu seçimler öncesinde de hatırlarsınız kamu düzeni hassasiyeti gündeme geldi. Değil mi? Kamu düzeni hassasiyeti. Çünkü bölgede kamu düzenini yok eden bir takım gelişmeler vardı ve bunlar çözüm süreci içerisinde oluşmuş olan şeylerdi. Hani güvenlik kuvvetleri burada duruyor. Diyelim ki 100 kişilik, 1000 kişilik PKK militanları da şurada kamp yapıyor. Evet. Bu normal bir şey olamaz yani. Ve bu o kampta bulunan adamlar diyelim ki falanca yerde AVM açılmış, Elif Hanım AVM açılmış. AVM'de her dükkan sahibinden vergi kesiyorlar. Hı. Vergi vermeyenin kızını kaçırıyorlar da. Şimdi bunlar yaşanıyordu bölgede yani. Bunun üzerine işte Cizre olayları orada bardağı taşıran son damla oldu. Aylarca hendek kazıldı Cizre sokaklarında. Güvenlik kuvvetleri giremedi. Böyle bir ülke olabilir mi? O zaman AK Parti dedi ki ya bu bir işte iç güvenlik yasası çıkaralım falan. Şimdi bu AK Parti'nin çözüm sürecinde geldiği yeni güvenlik hassasiyetidir. Bu MHP'nin de önemseyeceği bir şey olmalı. Ben diyorum ki o akil insanlar ortamında MHP'ye de denir ki ya Kürt vatandaşlarımızın da bir sorunu var. Devletle bir sorunları vardı. Bu sorunlarının çözülmesi lazım. Kürt vatandaşlarımızın Türkiye'ye zihnen, kalben aidiyet duygularının beslenmesi lazım. Onun için Doğu Güneydoğu'daki mağduriyet hissinin giderilmesi lazım. Kimliğe ilişkin sorunların giderilmesi lazım. Ve MHP'nin burada hani tırnak içinde Kürt düşmanı falan gibi tanımlamalardan da kurtulması lazım gibi bir zemin düşünüyorum. Yani peki. Oradan bakarsınız bir uzlaşma zemini çıkar. İnşallah. Peki, Fehmi Koru da bir yazı yazdı dün. Evet. Siz bugün Fehmi Koru'nun yazısına Gülü Savaş'a süren bir yazı başlığını attınız. Evet. Fehmi Koru da diyor ki evet koalisyon olabilir, koalisyon ihtimalleri olabilir ama diyor önce diyor AKP seçmeninin, burada tabii AK Parti demeyi bırakmış herhalde Fehmi abi, bu anlaşılıyor. AKP seçmeninin yazdığı reçete diyerek herhalde herkesi şaşırtan bir yazıydı dünkü yazmış olduğu yazı. Diyor ki Erdoğan... Birçok insanı yaralayan, da bir yazı. Erdoğan sarayı boşaltsın. Çankaya'ya gitsin. Davutoğlu diğer partilerin koalisyon görüşmesi yapacağı konumda değil. Niye değil? Davutoğlu birkaç hafta içinde olağanüstü kongreyi toplasın. Yeni bir adam seçilsin başkanlığa. Koalisyon pazarlığını o yürütsün. Bu ismin de Abdullah Gül olduğunu. Olabileceğini tahmin ediyorum. Yani evet. Onlar benim Fehmi Koru'nun yazısından çıkardığım... Ama herkes bu sonucu çıkarttı. Evet, bu sonucu, yani, evet. Hani, bu yazıyı herhalde okuyan 1 milyon insan varsa 1 milyonu da aynı sonucu çıkarttı. Yani bir kişi bile farklı düşünmedi. Evet. Peki ne oluyor?
Evet. Yani tabii orada doğrudan Abdullah Gül'e atfen bir şey yok. Yani ama yani Abdullah Gül'le zaman zaman atıflar yapılarak yazılan yazılardan yola çıkarak böyle bir... Bir de Fehmi Koru dendiği zaman Abdullah işte Gül, yani Abdullah Gül'ün ne düşündüğünü sanki daha aktaran çok hep, evet, bir şey, birkaç Fehmi böyle Koru. Böyle kritik konuda oranın gibi şeyin görüşlerini yansıttığını da biliyoruz. Yani bu akla geliyor. Ben onun yani orada mesela işte Beştepe'nin boşaltılması çağrısının gerçekten çok dramatik olduğunu düşünüyorum. Yani çok enteresan. Mesela Fehmi Koru bu yazıyı yazarken Cengiz Çandar da bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yenilensin denildi. MİT müsteşarının konumu tekrar Diyarbakır'dan sonra gündeme geldi. Evet. Ne oluyoruz yani? Ya ne oluyoruz? Yani bu siyasi mücadeleler şimdi AK Parti'ye yönelik diyelim ki seçimlerde böyle bir hamle yapıldı. Herhalde ikinci hamle yapılmak isteniyor. Yani ben orada Tayyip Erdoğan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun konumlarının yani uluslararası odaklar açısından da boy hedefi seçildiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve burada da hani içeriden bir vuruş bu. İçeriden bir vuruş. Acaba yani işte bu seçimde bu kadar yüklenildi ama gene de AK Parti'nin aldığı o %41. Evet. Yani en yakın rakibinden %16 daha fazla bir oy almış durumda ve yine de en fazla hükümeti kurma ihtimali, potansiyeli bulunan bir parti. Son darbe olmadı bu. Son darbe olmadı bu. Ne yapalım? Operasyon devam etsin. Kim üzerinden edebilir? Ya ben burada tabii yani Sayın Gül'ün bu tür operasyonlara bir şey olacağını düşünmüyorum. Onun bir partneri olacağını, paydaşı olacağını düşünmüyorum. Abdullah Bey'in ısrarla altını çizdiği bir cümle vardır. Yani ben tarihe işte kardeşleriyle böyle vuruşan bir isim olarak geçmek istemem. Bu önemli bir hassasiyet. Ama bir bence de şey vardı hani ihtiyaç olursa. Şimdi ihtiyaç olursa da Davutoğlu yapamadı diyor aslında bu yazı Fehmi Koru. Hani bir ihtiyaç ortamının oluştuğunu. Yani bu bir kanaat tabii. Yani hakikaten ihtiyaç da olmuş olabilir. Yani şunu söyleyecek konumda da değiliz. Abdullah Gül hiç gelmesin, hiç rol almasın. Ondan sonra Abdullah Gül'ün gelmesi mutlak anlamda Ahmet Davutoğlu'nu tasfiye demek olur. Bunları da söylemek mümkün değil. Belki yani AK Parti'nin o beyin takımı, kadrosu ki onun içinde Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi hani benim kurucu babalar diye nitelediğim kesimler de var. Bunlar da oturup yeniden değerlendirme yapabilirler. Bunu ben doğrusu yadsımıyorum. Hatta Abdullah Gül keşke diyorum bu süreç içerisinde Tayyip Bey'in yanında, yakınında yani birlikte Türkiye'yi ve dünyayı müzakere ettikleri bir rolü olsa, bunun bir rol alanı geliştirilse, bunlar kazanç olur bana göre Tayyip Bey için de. Kazanç olur. Ahmet Davutoğlu için de kazanç olur. Yani da Ahmet Abdullah Gül'ün tecrübe birikimi de yabana atılır değildir. AK Parti'ye verdiği emek de yabana atılabilir değildir. Burada benim çarpık bulduğum, yani Abdullah Gül'ü Tayyip Erdoğan'a özellikle de saray tartışmaları içinden böyle vuruşacak bir adam gibi sunmak. Bu Abdullah Bey'i yıpratacak bir süreçtir. Yani böyle bir savaşa sürerseniz o zaman ne yapacaksınız? Hadi Tayyip Bey de ona karşı tavır koydu. AK Parti bünyesinde bir şey çıktı, böyle bir mücadele ortamı çıktı. Bundan kim kazanır? Bundan kazanacak yoktur. Kazanacak yoktur. Yani daha makul ilişkiler geliştirmek gerekiyor. Yani ihtiyaç duyulabilir. Yani hakikaten AK Parti %9 oy kaybetti. Oturup ya bunda acaba
yani Abdullah Gül'ün eksikliğinin de bir etkisi var mıdır? Bu sorunun sorulması gayet tabii. Üç dönem milletvekillerinin işte devre dışı kalması bizim için kayıp mıdır? Bunları yeniden değerlendirmemiz mümkün mü? İşte insanlar Ali Babacan'a da yatırım yapıyorlar. Ali Babacan'dan yeniden nasıl istifade edebiliriz? Yeni vitrinimiz mesela 2002'deki vitrine daha çok nasıl benzer? Yani kimse bence Tayyip Bey'in liderliğini tartışmıyor. Ben Sayın Gül'ün de tartıştığı kanaatinde değilim. Ama bir süreç yaşandı. Diyelim ki Abdullah Bey biraz daha kenarda kaldı şu anda. Şimdi böyle zamanlarda sizin yumuşak karnınız üzerine çalışacak odaklar vardır. Yani o şöyle yapılır. Mesela ne yapılır? Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu arasında hangisi daha etkili? Hangisi seçimde artı getirdi veya eksi getirdi? Bütün bunları didikleyerek arada bir fitne doğurmaya çalışırsınız. Bunun benzerini diyelim Bülent Arınç'la Tayyip Bey arasında, diyelim Abdullah Gül'le Tayyip Bey arasında yapmak isteyecek odaklar var. Bu oyunları bozmak lazım. Yani ben şahsen Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye için son derece önemli bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu kadronun, AK Parti'nin bütününün, onun iktidarının 13 yılda Türkiye'ye çok şey kazandırdığını geçen bir program, hangi bir televizyonda, Sevil Nureyeva'nın bir konuşmasını dinledim. Star yazarı. Evet. Azeri bir hanımefendi. Dedi ki yani işte Tayyip Erdoğan'ın Karabağ'daki şeyini düşünmek lazım dedi. Filistin'deki karşılığını düşünmek, Bosna'daki karşılığını, Osmanlı coğrafyasındaki karşılığını düşünmek lazım dedi. Hakikaten bu son seçim AK Parti'nin işte tek başına hükümetten düşüyor olmasının, yani ben bir takım yüreklerde nasıl böyle Türkiye'yi seven, Türkiye'nin misyonunu önemseyen yüreklerde ne kadar derin sızılar yaptığını gördüm, gözlemledim. Ona tercüman oldu. Kendine has o Azeri lehçesiyle. Bunun Azerbaycanlı bir hanımefendi tarafından ifade edilmesi. Yani Türkiye ha diyor ki Pekin'in diyor bütün itirazlarına rağmen bizim evet. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Urumçi'ye gitti diyor. Evet. Urumçi'de bunun anlamını anlamak lazım diyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Vaktimiz bitti yoksa evet. En böyle keyifli yerinde kesiyoruz ama inşallah sizi burada tekrar ağırlamayı çok isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah Rabbim hakkımızda hayırlar Rabbim Türkiye'yi korusun ihsan etsin, inşallah. Türkiye'yi hepimizi korusun. Evet, sonuna geldik programımızın. Star Gazetesi yazarı Sayın Ahmet Taş getirendi konuğum. Pazartesi günü görüşünceye kadar hepinize iyi hafta sonları diliyorum.